Ünal Bey'in bugün işi çok ama çok zor. Çünkü yeni ödevi Türk mutfağının enfes yemeklerine hayır deyip sadece programına uygun hareket etmek. Bakalım Ünal Bey boğazına hakim olabilecek mi? Merhaba, kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Merhabalar, hoş geldiniz. Buyur. Dışarıdayken kendini kaybediyor. Şunu da yiyelim, bunu da yiyelim. Bak bu da çok güzel olur. Ben bunu onun yerinde yedim, ben bunu yerinde yedim. Her şeyi masaya bir güzel getiriyor. Sonuçta para da ödeyeceği için hepsini bir güzel sıyırıyor. Çok merak ediyoruz. Bakalım Ünal Bey ne sipariş verecek? Ne yiyeceğiz aşkım? Ne yiyeceksin bakayım söyle bana. Ne yiyeceğiz? Bilmiyorum, ustaya tam teslim. Ustaya tam teslim olursan yandın. Eşinizi dinleseniz fena olmaz Ünal Bey. Bak harika yeşillikler. Burası ustam direkt benim dilimden konuşmaya başladı. Adana mutfağı olduğu için. Bunlar tam sana göre. Bunlar tam benlik. Gözünü doyuracağız sonra da gideyim. Şu yeşillikler yeter bize. Olmaz, o zaman kebapçı olmuyor. Daha sipariş vermeden masa doldu. Zayıflaması lazım. Sizin yüzünüzden sınıfta kalacağız. Bunların hepsi diyet yemeğiymiş. Bunlar hepsi diyet yemeği. Hiç kilo falan almazsınız kesinlikle. Eyvah. Ünal Bey, zamanında bu güzel yemeklerden bolca yediğimiz için şimdi sadece baka kalıyoruz. Bak ne yediğine dikkat ediyorum. Tamam. Bak, salatayı, domates yiyorum. Elim hemen telefonuma gidip video çekebilir. Domates serbest. Evet, hadi bakalım. Ünal Bey önüne ne gelirse gelsin programından asla taviz vermedi. Eğer bu akşam bunu yaparsan bundan sonrasını yaparsın diye umut ediyorum aşkım. Ben de umut ediyorum. Mutfaktan harika kokular geliyor Ünal Bey. Bakalım bunlara hayır diyebilecek misiniz? Bedir abi sen mahvettin beni. Neyse bunlardan yiyebilirsin ama abartmadan. Bak kardeş şimdi şöyle yap, bunu var ya. Şunu şöyle of ye ya bir tane. Usta ne yapıyorsun? Bir tanecik ye. Yok abi yemem. Ya hayır, ne olur yok, bak buradan bir şey olmaz ki. Yok abi yemeyeceğim. Peki. Ya yemeyeceğim. Bir tane ya. Yok hanıma ver onu. Bu masadan yemeden kalkarsanız daha da size bir şey olmaz Ünal Bey. Zorlanıyorum. Şu an çok zorlanıyorum. Bir dürüm yapayım ya, bir sokum yapayım mı? Yok abi yapma aman. Bedir Usta ne yapıyorsun karışma, ya? Sen karışırsan yanlık mı? Yediklerine büyük özen gösteren Ünal Bey, izin verilen besinlerle yemeğine devam ediyor. Ben de şundan alıyorum. Tamam o 4 köfte oldu. Yeter artık. Tamam işte bununla beraber son. Salatadan bol bol yiyebilirsin. Bak altında kalmış. Salata altında kalmış. Evet. Yemen gereken Bedran, şey altında. Bedran mahsus yaptı. Salata yemeyeyim diye. Oh bir de ayran getireyim şöyle. Eyvallah abi. Bu şey yapma ya hazır ayran değil. Bu enfes lezzetler karşısında Esma Hanım bile pes etti ama Ünal Bey asla pes etmiyor. Yemeyeceğim. Yemeyeceğim mi? Hayır. Emin misin? Eminim. Dur bakalım bir deneyelim. Ben ayranla mutlulukla yemeyeceğim. Bak ufacık bir dilim. Hayır yedim yeterince. Beni kırıyor musun? Evet. Ay beni kırıyorsan bu iş olmuştur inşallah. Hadi bakalım. Hadi bakalım inşallah. Adana'nın leziz menülerine hayır diyen çiftimiz bakalım gün sonunda bizden kaç alacak. Efendim iyi akşamlar. Bedir abi iyi akşamlar. Sağ ol abi. Eline sağlık. Ama yemek yemedin ya. Abi maalesef bir süre böyle abi. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Her zaman bekleriz. İyi akşamlar. Kolay gelsin. İyi akşamlar diliyorum.